الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Aziz ve muhterem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz ay Muharrem ayı. Bugün Muharrem ayının 4'ü. Muharrem ayının 10'u Aşure günü. Müslümanlar arasında değer verilen, bugün aşure ikram edilen, sevap olarak telakki edilen günlerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de okuduğum ayet-i kerimede Allahu Teala Hazretleri yer ve gök yaratıldığından beri sene 12 aydır diyor Cenab-ı Hak. Bunların 4'ü Eşhurul Hurum'dur. Yani haram aylarıdır. Eşhurul Hurum aylarının 3 tanesi arka arkaya, birisi onlardan ayrı gelir. Arka arkaya gelen bu haram aylarından Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Hac ayları Zilkade, Zilhicce hac yapılan, kurban bayramının bulunduğu hac yapılan ay, Muharrem ayı da Zilkade'den sonra gelen ay, bugün Muharrem ayının 4'üdür. Diğer ayrı olan bir ay da Recep ayıdır. Ramazan ayından, Ramazan Şerif'ten önce gelen ilk 3 ayların birincisi Recep ayıdır, haram aylardır. Bu aylarda İslam'dan önceki devirlerde Arabistan'da harp etmek, savaş yapmak haramdı. Kimse kimseye dokunmaz. O çölde herkes istediği gibi dolaşabilir. Bütün düşmanlıklar bir tarafa atılırdı. Şayet kabileler arasında düşmanlık meydanına gelirdi, savaşlar olursa bu savaşlara fecir savaşı derlerdi. Bu savaşlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatındayken bir sefere bu savaşlar olmuştur. Şimdi bu Muharrem ayı ayların, yani haram aylardan sonuncusu, üçe üç arka arkaya gelen aylardan sonuncusudur. Muharrem ayı Allah'ın ayıdır. Şehrullah'tır yani. Bunun hakkında birçok hadis-i şerifler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'yi hicret etmeden önce Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu zaman peygamberlik verildi, ancak henüz daha oruç, zekat vesaire İslam'ın şartlarından farz kılınmamıştı. Sadece kelime-i şehadet insanlara telkin ediliyordu. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e akşam ve sabah olmak üzere ikişer rekat namaz kılmak farz kılınmıştı. Resulullah'a emredilmişti. Resulullah kılıyordu. 5 vakit namaz farz olmadan önce. Ramazan-ı Şerif ayı farz kılınmadan önce de Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz Muharrem ayında en çok oruç tuttuğu aylardan birisi de Muharrem ayının orucuydu. Bunun için Muharrem ayı Müslümanlar arasında değeri, kıymeti takdir edilen bir aydır. Biz de elhamdülillah şimdi Muharrem ayının içerisindeyiz. Muharrem ayının ayrı bir özelliği İslam'da hicri yılbaşıdır. Bilmiyorum, birçoklarınızın belki haberi var veya haberi yok. Biliyorsunuz 4 gün önce Muharrem ayının biri Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinin yılbaşı olarak kabul edilmiş ve hicri yılbaşıdır. Hicri yılbaşının birinci günü Muharrem'in biridir. Tabi Müslümanlar gavurların yılbaşlarını kutlamanın telaşında olurlar, aylarca önce haber verirler. O gece ne giyeceklerini, ne yiyeceklerinin hesabını yaparlar. Ama hicri yılbaşı geldiğinden ne haberleri vardır,
ne de kimse bunu anar, kimse benimser. Maalesef böyle bir hale geldik yani. Demek ki Muharrem ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicri yılbaşı olarak kabul edilen mübarek aylardan birisidir. Hazreti Ömer zamanında hicri yılbaşının başlangıcı şöyle meydana gelmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında bir mektup geliyor Hazreti Ömer'e. Mektupta ay ve gün yazılı ama sene yazılı değil. Henüz yani sene yok yani. O sebepten de Hazreti Ömer diyor ki bu mektup, bu ayın filanca günü yazılmış ama hangi seneye ait bu? Diyerek bir seneyi belirtmek için bir komisyon toplanıyor. Diyor ki bir sene tespit edelim derken çeşitli fikirle ileri sürüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki Muharrem'in birini hicri yılbaşı olarak Resulullah Efendimiz'in hicretinden yılbaşı olarak tespit edelim ve bundan sonra hicri sene olarak Muharrem ayının biri tespit ediliyor. Ondan sonra da Muharrem ayı tespit edilmiş oluyor böylece. Yani Müslümanların hicri yılbaşı Muharrem ayının birinci günü başlar yani. Muharrem ayında birçok hadiseler meydana gelmiştir. Bak bir iki tane hadis-i şerif okuduktan sonra o meseleye temas edeceğim. An Ebi Hureyre radıyallahu anh gâle gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre rivayet etmiş o bir hadiste Efsalus sıyam oruçların en faziletlisi. Oruç tutmanın en faziletlisi ba'de Ramazan, Ramazan ayından sonra. Ramazan ayı zaten oruç tutmak farz kılındı. Hicretin ikinci senesinde Ramazan ayında oruç tutmak farz kılındı. Zekat da hicretin ikinci senesinde farz kılındı. Şimdi Efsalus salatı ba'de Ramazan, Ramazan'dan sonra oruç tutmanın en faziletlisi ayı Şehrullahil Muharrem, Allah'ın ayı Muharrem ayıdır. Muharrem ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Ve Efsalus salatı ba'del farizati farz namazlar, beş vakit namaz farz, sabah namazı, öğlen ikindi, akşam ve yatsı namazlarının farzları farz olan namazlardır. Onların dışında en faziletli namaz da salatül leyli, gece kalkarak kılınan teheccüd namazıdır. Teheccüd namazı Müslümanlara sünnet ancak Resulullah Efendimiz'e farzdı. Peygamberimize farz kılınmıştı. Müslümanlar bunu yapmayacaklarını bildiğin Cenab-ı Hak Müslümanlardan muaf tutmuştur. Gece kalkıp millet uyurken, horul horul uyurken, uykudayken, gece uykuyu terk ederek kalkıp da Allah için abdest alıp namaz kılmak farzlardan sonra en faziletli namazlardır. En faziletli namazdır farzlardan sonra. Yani gündüz de sünnet namaz kılıyoruz. Öyle sabah kılıyoruz, öğlen kılıyoruz, ikindi kılıyoruz, akşam veyası farzlardan önce veya sonra sünnetler var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Eftalus salati ba'dal farizeti, farzların dışında en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır, teheccüd namazı. Bu da az evvel söylediğim gibi Resulullah'a farzdı. Muhterem müminler yine Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ediyor ve şöyle anlatıyor. Hadis şöyle anlatıyor. Vese elehu raculu. Adamın birisi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı Hazreti Ali'ye soruyor. Eyyü şehrin te'muruni en esume ba'de şehr Ramazan. Ramazan'dan sonra bana oruç tutmamı tavsiye eden hangi ay vardır diye soruyor Hazreti Ali'ye birisi. Hazreti Ali diyor ki ma semiyatu ahadan yeseluhu an hazihi salah. An hazihi raculen. Bunu diyor, bu senin sorduğunu hayatımda bir adamdan başka kimsenin sorduğunu duymadım. Ben diyor bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken bir adam geldi Resulullah'a şöyle bir soru sordu diyor. Diyor ki ya Resulullah ey şehrin te'muruni enesun ve ba'de şer Ramazan. Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı bana tavsiye edersin diyor. Adamın birisi sahabeden bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Hazreti Ali'de Resulullah'ın yanında oturuyormuş. Orada hangi ayda oruç tutmamı Ramazan ayı. Ramazan ayı farz. Ona kimseye bir şey deme hakkı yok. Ramazan ayından sonra hangi ayda bana oruç tutmamı tavsiye edersin diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle cevap verir. İn kunte saimen ba'de şehr-i Ramazan fesumil Muharrem. Eğer sen Ramazan ayından sonra oruç tutmak istiyorsan Muharrem ayı içerisinde oruç tut diyor. Muharrem ayı içerisinde oruç tut diyor. Fe innehu şehrullah. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Muharrem ayı şehrullah'tır. Yani Allah'ın ayıdır. Fihi yevmün taballahu fihi ala kavmin. O günde yani o ayda Allah bir kavmin tevbesini kabul etti. Tevbesini. Yunus aleyhisselam kavminin içinden ayrıldı. Ayrıldı ama Cenab-ı Hakk'a izin vermediği için ayrıldı. Onların da iman etmediğini görünce demek ki sinirlenmiş, çekmiş gitmiş Hazreti Yunus aleyhisselam. Bir gemiye biniyor, orayı terk etmek istiyor. Geminin içinde olacak takdir. Geminin içinde fazla geliyor. Biriniz diyor ineceksiniz arkadaş. Kim inecek? Ne bilelim kim inecek? Kimi indirebilirsin? Sen in diyemezsin adama. Bir kurra çekiyorlar. Gemiden kimin ineceğine bir kurra çekiyorlar. Gemi bugün gibi motorlu kocaman gemi değil tabii. İnsan taşıyan bir ufak bir şey. Hazreti Yunus aleyhisselama bir iki tane kurra da aynı şey Yunus aleyhisselama çıkıyor. Yunus aleyhisselam denize atlıyor, balık yutuyor. Balığı karnında birkaç zaman kalıyor. Orada şu duayı okuyor Yunus aleyhisselam. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi senin eşin ve ortağın yoktur. Senin noksan sıfatlarından tenzih ederim. İnni kuntu mine zalimin. Ben nefsine zulmedenlerden oldum diyerek Yunus aleyhisselamın balığın karnında yapmış olduğu dua budur. Eğer diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede orada Yunus bu duayı söylemeye devam etmeseydi orada yıllarca veya senelerce kalırdı diyor. Ama o bu duaya devam etti. Cenab-ı Hak onu balığın karnından çıkarttı. İşte Yunus aleyhisselam o kavmin içinden ayrılır ayrılmaz demek ki akıllı adamlar da varmış yani. Diyorlar ki ey kavim diye akıllı birisi. Ey kavim diye hemen iman edin. İman edin. Tövbe edin. Yunus aranızdan ayrıldı. Allah'ın belası başınıza gelecektir diyor. Tövbe etmezseniz, iman etmezseniz Yunus aleyhisselam ayrıldığı için içinizden Allah size belayı, musibeti hemen indirecektir. Hemen tövbe edin diyor. Ona da millet dinliyor, iman ediyor. Allah o kavmin tövbesini kabul ediyor. Ve o kavmi helaktan kurtulmuş oluyor. İlla kavme Yunus. Yunus'un kavmi kurtuldu diye Cenab-ı Hak. İşte bir kavmin tövbesini Allah kabul etti. Ve yetubu fihi ala kavmin ahirin. Başka bir kavmin tövbelerini de Allah kabul etmiş diyor. Muharrem ayı içerisinde birçok hadiselerin olduğu çeşitli şekillerde rivayet edilmektedir. Bunların içerisinde en şeyleri Cenab-ı Hak bu ayın içerisinde birçok peygamberlerin başına gelen musibetlerden kurtulmuştur. Adem aleyhisselamın tövbesini bu ay içerisinde kabul etmiştir Allah. Muharrem ayı içerisinde. Adem aleyhisselam yasak olan meyveden yediği için cennetten dışarı çıkarıldı. Ve hemen tövbeye sarıldı. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Hemen Allah'a öyle sar. İkisi beraber. Hazreti Havva validemiz de Hazreti Adem babamız ne dedi? Rabbena zalemna. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Ve in lem tagfir lana ve terhamna sen bizim günahlarımızı bağışlamayacak olursun. Biz zarardan bağışlamayacak olursan bir zarar edenlerden oluruz diyerek hemen tövbeye sarıldılar. Pişmanlık duydular. Yaptıklarından pişmanlık duyarak Cenab-ı Hak da onların tövbesini Muharrem ayı içerisinde kabul ettiği rivayeti var yani. Evet. Yine İdris aleyhisselam yüksek makama Muharrem ayı içerisinde çıkıldığı var. Aşure günü evet. Nuh aleyhisselam kavmi iman etmedi. Hazreti Nuh'a çeşitli şeylerde iftira ettiler. Nuh aleyhisselam kavminin içerisinde tam 950 sene yaşadı. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ هَمَا Hazreti Nuh kavminin içerisinde tam 950 sene onlarla mücadele etti. Onları imana davet etti. Gece ve gündüz durmadan, bıkmadan, usanmadan Allah'ın vahdaniyetini insanlara anlatmaya çalıştı. Ama onun arasında iman eden çok az insan oldu yani. Çok az. Hazreti Nuh 950 sene mücadele etmesine rağmen kavminin içerisinde Hazreti Nuh'a iman eden
insanlar, çok az insanlar iman etti Hazreti Nuh'a. Cenab-ı Hak Hazreti Nuh, artık bunlardan ben bıktım, ayır beni ya Rabbi diye şeyine gelen duada, ya Rabbi bunlar helak olacak. Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez. Bunlar iman etmez. Bunlar kafir yaşıyorlar diyerek Nuh Aleyhisselam'ın da, hani insanın da bir sabrın takatı vardır derler ya. Onun gibi Hazreti Nuh Aleyhisselam elini kaldırdı. Allahu Teala Hazretlerine dua etti. Ya Rabbi, la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Yeryüzünde bir tek kafir bırakma ya Rabbi diyor. Nuh Aleyhisselam'ın duasını görüyor musun? Yeryüzünde bir tek kafir bırakma ya Rabbi diyor. Öyle dua ediyor. Artık canına taktı. 950 sene bu. Laf değil. Mücadele ediyor. Sonunda yine ne yapıyor? Bunlar beni mağlup ettiler ya Rabbi diyor. Yine ayetler de var bunların. Bu ayetler var. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam ona la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi, yeryüzünde bir tek kafir bırakma diyor Nuh Aleyhisselam. Bir tek kafir bırakma diyor. Öyle dua ediyor. Cenab-ı Hak bir gemi yapmasını emretti. Gemi bittikten sonra gemiye sadece iman edenler alındı. Hayvanlarda bir erkek bir dişi alındı. Gemi doldu. Gemi suyun içinde yüzmeye başladı. Gökyüzünden su, bugün yağmur, çok şiddetli yağmur yağıyor diyoruz ya, bunlar bir şey değil. Hani çok şiddetli yağmur yağdı diyoruz ya hani seller. Bugün bundan daha şiddetli yağmur. Sanki gökyüzünden okyanus aşağıya aktı böyle. Koca okyanus aşağıya aktı. Yerdeki su fışkırmaya başladı böyle. Yerdeki sular fışkırmaya başladı. Bir anda yeryüzü göle döndü. Denize döndü. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de onun içinde yüzmeye başladı. Bir müddet kafirlerin hepsi helak oldu. Nuh Aleyhisselam'ın karısı ve iman etmeyen oğlu da dahil olmak üzere o tufanda hepsi gitti. Öldüler. Bir tek gavur kalmadı. Hepsi öldü. İşte o zaman Nuh Aleyhisselam'ın gemisi iş bittikten sonra Cudi Dağı'nın tepesinde karaya oturdu. Cudi Dağı'nın tepesinde karaya oturdu gemi. Sular, Cenab-ı Hak emretti. Yeryüzüne çıkarttığın suları em. Gökyüzüne dedi ki suyunu kes. Yeryüzüne dedi ki çıkarttığın suları em. Gerisin geriye iç. Yeryüzündeki sular, gökyüzündeki su kesildi. Yeryüzündeki sular kesildi ve birçok yer kara meydana geldi. Denizler hariç tabii. İşte o zaman Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'nın tepesine oturdu ve Nuh Aleyhisselam gemiden indi. İşte Allah'a şükretmek için oruca niyetlendi. Oruç tuttu. Evet, Muharrem ayının oruç tuttu. Nuh Aleyhisselam'ı da kavminden, kafir olan kavminden kurtulmuş oldu. İşte bu da Muharrem ayının günleri içerisinde olmuştur. Muharrem ayı içerisinde olmuştur. Onun için aşure gününün bazı şeyleri vardır yani. Evet, bunun gibi İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldı. Biliyorsunuz Nemrut ateşe attı. İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadı. İbrahim Aleyhisselam'ı ateş yakmadı. İşte o da Muharrem ayı içerisinde kurtulmuş olanlardandır. Evet, bunun gibi İbrahim Aleyhisselam'ı Bettehazallahu İbrahim'e halile. Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi diyor. Allah'ın dostu. Allah-u Teala Hazretlerine dost edindiği için, bak o gün, bugün İbrahim Aleyhisselam çok öncedir yani. Musa Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan önce. Bayağı eski tarihi. Ama hala bugün biz namazlarımızda İbrahim Aleyhisselam'a dua ediyoruz. Ne diyoruz? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim'in nekammetüme. Bak İbrahim Aleyhisselam'a namazlarımızın içerisinde, sünnetlerde, farzlarda selam vereceğimiz zaman tahiyyattan sonra neyi okuyoruz? Allahümme selam bariku. Allahümme selam bariku. Bir kısmı Resulullah'a, bir kısmı da İbrahim Aleyhisselam'a dua niyetinde. Yani o Allah'ın dostu. Allah onu ebediyen kıyamete kadar onun hakkında bunlar okunmaya devam edecektir. Hazreti Musa Aleyhisselam da yine
Muharrem ayı içerisinde Firavun'un şerrinden, tasarruftan kurtulmuş oldu ve Firavun bu ayda boğuldu. Musa aleyhisselam Mısır'da dünyaya geldi. Firavun'un müneccimleri, ona zaman müneccimlik çok fazlaydı. Yani falcıları mı diyelim? Bugünkü tabirle falcı diyelim hadi onlara biz. Müneccimleri, yani yıldızlara bakarak bir takım şeyleri üreten müneccimler, falcılar derler ki Beni İsrail'den bir çocuk gelecek, Firavun'a senin saltanatını o sona erdirecek. O da dedi ki nasıl bunu önleyebilirim? O zaman Yahudilerden erkeklerin dünyaya gelenleri kesin, kadınları bırakın. Fakat Hazreti Musa aleyhisselam annesi dünyaya getirdi ama korkuyor. Firavun görürse Firavun'un adamları öldürecekler diye korkuyor. Ana bu, ana. Ana yüreği. Korkuyor. Cenab-ı Hak ona vahyetti. Kalbine ilham etti yani. Vahiy. Kalbine ilham etti. Dedi ki bir sandık yap. Musa'yı sandığın içine yatır. Nil Nehri'nin kenarına koy. O dolaşacak, dolaşacak. Yine ben sana göndereceğim onu diyor Allah-u Teala. Allah söz veriyor. Allah sözünden dönmez. Hazreti Musa aleyhisselamın annesi bir sandık yaptı. İçerisine Hazreti Musa'yı koydu. Kız kardeşi vardı, ablası Hazreti Musa'nın. Ona dedi ki sandığı takip et. Ana yüreği, ana. Ana yüreği bu. Takip ediyor. Acaba sandık Nil'lerin içerisinde akıp gidecek mi derken Firavun'un sarayına, ana köylerde, ark derlerde, bazı yerlerde nehirden veya gölden alırlar. Evin tarlara doğrusu akarlar ya. Onun gibi bir nehirin bir parçası Firavun'un sarayının altından geçiyor. İşte o sandık Firavun'un sarayına giden şeye saptı. Firavun'un çocuğu falan olmuyordu. Karısı onu görür görmez sandığın içerisinde bembeyaz bir çocuk. Yakışıklı, yakayı, sevgili. Onu görür gelmez hemen Firavun'un karısı dedi ki bu çocuğu kimseye dokundurmam. Bunu ben evlat edineceğim. İleride bana menfaati dokunur diyerek benimsedi. Firavun karısının elinden çocuğu alıp da öldüremedi. Hazreti Musa en büyük düşmanı olan Firavun'un sarayında büyüdü. Allah'ın kudretine bakın kardeşim. Allah isterse yapar. Allah bir şeyi diledikten sonra ona engel yoktur. Firavun'un sarayında Hazreti Musa'yı en büyük düşmanının kucağında yanında büyüttü Allah-u Teala. İşte Hazreti Musa aleyhisselam bir müddet sonra bir kavgaya karşı dedi. Uzatırsam işi zaten bu bir saati bulur da. Ondan sonra Şuayb aleyhisselamın yanına gitti Medya şehrine. Orada evlendi Şuayb aleyhisselamın kızıyla Hazreti Musa. Hazreti Şuayb'ın damadıdır. Ondan sonra bir müddet sonra 8 sene kadar anlaşma yaptılar. Ondan sonra Medine'ye, Mısır'a dönerken Tur-i Sina'da Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak çağırdı. Gel artık. Senin zamanın yakın. Ve ene ahtartuke festemi'a lima yuha. Ya Musa, ben seni seçtim. Tamam, dinle beni. Sana vahyedileni, sana söyleneni dikkatle dinle diyor Cenab-ı Hak. Festemi'a lima yuha. Sana vahyedileni dikkatle dinle diyor. İlk vahiy Hazreti Musa'ya orada geldi Tur-i Sina'da. Ondan sonra Hazreti Musa Tur-i Sina'da vahiy aldı. İki tane de mucize verdi Cenab-ı Hak ona. Birisi asa, diğeri de eline soktuğu zaman güneş gibi parlayan iki büyük mucizeyle Firavun'a geldi. Kardeşi Hazreti Harun'la beraber Firavun'un huzuruna çıktılar. Ey Firavun, sen zulmediyorsun insanlara. Sen ilah değilsin. Sen bir kulsun. Sen bir insansın ya. Yemeden içmeden dursana, duramazsın. Yediğini içtiğini dışarı çıkmadan dursana, çıkamazsın, duramazsın. Çünkü insansın. Hatalar, eksiklerle dolu her tarafın. İlahlığı bırak, Allah birdir. Seni de, bizi de yaratan Allah'tır diyor Musa aleyhisselam. Ama Firavun inanmadı. Karşı çıktı. Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizelerine dedi ki bu sihirdir. Sihirleri topladı, sihirbazların hepsi. Yüzlerce sihirbaz toplandı. Musa aleyhisselam onlara dedi ki ben kısa özetliyorum yani kusura bakmayın. Onlar Hazreti Musa aleyhisselam onlara dedi ki atın gösterin bakalım marifetinizi. Herifisi gösterdiler ama en sonunda Hazreti Musa aleyhisselam asayı bıraktı. O asa onların yaptığı bütün ağaçları, dal nelerden yaptılarsa ipleri hepsini yuttu.
Sihirbazlar işi bildikleri için bir müddet sonra aynı hale geleceğini düşündüler. Baktılar ki bu yanlış. Bu sihir olamaz. Ancak bir mucize olur. Mucize kim gösterir? Peygamberler. O halde kâle âmentü diyerek secde-i Rahman'a kapandı. Kim? Sihirbazların hepsi. Hepsi secde ettiler. Hazreti Musa'ya iman ettiler. Musa'ya iman ettiler. Firavun deliye döndü. Ben izin verdim mi iman ettin? Sizi asacağım. Şöyle yapacağım. Kollarınızı çaprazlama keseceğim. Ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi şu ağaç dallarına asacağım. Onlar ne dediler biliyor musun? İşte iman bu kardeşim. İman dediğin zaman zirvedeki iman budur. Sen dediler bizi istersen kes fark etmez. Adam idam dersen bir dönmeyeceğiz. Çünkü bizi bir an önce dünya fani olan dünyadan Allah'ın rahmetine uzaklaştık, kazıştık, kavuşturmuş olursun. Yani sen bizi elimizi kesmekle, ayağımızı kesmekle bizi imandan çevireceğini ümit ediyorsan hayır. Dönmeyeceğiz. Böylece ne olur? Biz bir an önce Rabbimizin rahmetine kavuşmuş oluruz ölürsek dediler. Baktı ki Firavun bu adamlar öyle yedi yutulundan değil. Onları bir şey yapamadı onlara. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam, uzatmayalım işi fazla uzattık biraz ama. Ondan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a yalvardı bunlardan kurtulmalar için. Bütün Yahudiler Mısır'da esir olan Yahudiler toplandılar bir gece. Hazreti Musa ile beraber Kızıl Deniz'in kenarına geldiler. Firavun haber aldı. Bütün Yahudiler Hazreti Musa ile beraber gidiyorlar, kaçıyorlar şehri, Mısır'ı terk ediyorlar. Kızıl Deniz'in kenarına geldiler de şimdi Hazreti Musa ya Rabbi önümüz deniz, kayığımız yok, gemimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Buradan yüzerek de geçmemiz mümkün değil. Bu kadar insanın geçmesi mümkün değil. Arkamız düşman ya Rabbi. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a dedi ki elindeki asanı vur denize. Denize vur. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o mucize olan asasını denize vurdu. 12 tane yol açıldı. Kupkuru yol. Asfalt dökülmüş gibi güzel yol. Denizin içinde açılıyor bu yol. Allah'ın kudretini görüyor musunuz işte? İşte ondan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavmi Yahudiler o denizin içindeki açılan yollardan karşıya yürüyerek gidiyorlar. Kaçıyorlar. Yürüyerek gidiyorlar. Denizi geçiyorlar. Firavun arkadan geldi, anladı işi ama onun bir tane adamı vardı. O çok adi bir adamdı. O dedi ki yahu sen dün ilahlık iddia etmiyor muydun? Ediyordun. Vallahi takip et. Niye takip etmiyorsun? Niye korkuyorsun? O da bütün ordusuyla beraber denizin içerisine girdi. Denizin içerisine girdi. Bir aya gelince o Hazreti Musa adamlarıyla beraber kıyıya çıkar çıkmaz denizin içerisine Firavun'un deniz kavuştu. Yollar kayboldu. Bir anda deniz meydana geldi. O denizin içerisinde boğulmak için çaba sarf ediyor. Firavun da başladı ki baktı ki ölecek. Kurtuluş yok burada. Kale amentü diyor. Ben iman ettim Allah'ım sana diyor. Daha önce ihsan ettim ama şimdi iman ettim diyor. Musa'nın iman etmeyi olduğu Allah'a ben de iman ettim diyor ama Hazreti Cebrail dedi ki ey Firavun sen daha önce ihsan etmiyor muydun? Ediyordun. Şimdi mi aklın başına geldi? Al ana ve kad asayta kabl. Şimdi mi aklın başına geldi? Daha önce iman etmiyordun. Daha önce ihsan ediyordun. Ben ilahım diyordun. Benden başka ilah yok Mısır'da diyordun. Ama şimdi mi aklın başına geldi? Ama sen boğulacaksın. Burada kurtuluş yok da senin vücudunu kurtaracağım diyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفِكَ آيَةً Senin vücudunu burada boğulacaksın ama hiç balıkları falan yedirmeyeceğim diyor Cenab-ı Hak. Çürütmeyeceğim de seni muhafaza edeceğim. Seni kurtaracağım. Nitekim İngilizler orada araştırma yaparken, kazı yapıyorlar yani yer altı kazılar yaparken Firavun'un cesedi çıktı oradan. Bugün Firavun'un cesedi İngiltere'deki British Müzesi'nde sergileniyor hala orada duruyor. Evet, gerçek bu ha. Gerçek, sakın hikaye falan anlatmayın. Anlattığımı zannetmeyin, ayettir. Orada Firavun kurtuldu, vücudunu kurtardı Cenab-ı Hak. Balıkları yemedi. Kaç sene geçmiş. O hadise olalı 50 sene 60 sene falan bir şey oldu yani fazla olmadı yani. Ondan önce yıllar geçmiş. Musa peygamberimizden önce
İsa Aleyhisselam'dan önce. İsa Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberdir. Ama ondan önce yıllar geçmiş, kaç sene, ama Allah onun vücudunu toprağa çürütmemiş, balıklara yedirmemiş, böcekleri yememiş, insanlar ibret alsın, Allah'ın kudreti karşısında secdeye kapansın diyerek Allah onun vücudunu ortaya çıkarttı, araştırmada çıktı ki bu Musa Aleyhisselam mücadele eden Firavun budur dediler yani. Evet, bugün hala müzede sergilenmektedir kardeşlerim. İşte bu hadise de Muharrem ayı içerisinde oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'deyken aşure günü de, yani Muharrem ayının içerisinde bilhassa 10. günü oruç tutuyordu Resulullah ve Müslümanlara tutmalarını tavsiye ediyordu. Az evvel hadiste okudum ya, şeyden Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır. Teheccüd namazıdır diyor Resulullah hadis-i şerifinde. Bakın yine Ebi Katade radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gale. Su ile an siyami yevmi aşura. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir sahabe soruyor. Aşure gününün orucu hakkında Resulullah soruyor. Fakale Resulullah diyor ki yukeffiru senetel maziyete. Geçmiş bir senenin günahlarına kefarettir diyor. Muharrem ayından aşure günü tutulan oruç. Geçmiş bir senenin günahlarına kefaret ediyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Et-Targib adlı kitapta bu mevcuttur yani. Evet. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Ani İbni Abbas radıyallahu anh'a en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Same yevme aşuraya. Resulullah aşure günü oruç tutuyordu ve ev emere ve siyami veyahut da o günün oruç tutulmasını tavsiye ediyordu, emrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere, Mekke-i Mükerreme'deki. Medine-i Münevvere'ye hicret edince Yahudilerin de Muharrem ayının 10. günü oruç tuttuğunu gördü Peygamberimiz. Yahudiler dedi ki, bu ne oruç tutuyorsunuz siz böyle? Dediler ki onlar Musa aleyhisselam, bizim Peygamber Musa aleyhisselam Firavun'un şerrinden bugün kurtuldu. Bu Allah'a şükretmek için Hazreti Musa oruca niyetlendi. Biz de onun için, onun tuttuğu gibi biz de oruç tutuyoruz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki biz sizden daha Musa'ya yakınız. Veya Musa sizden bize daha yakındır yani. Hazreti Musa bir peygamber, Resulullah da bir peygamber. O halde biz Hazreti Musa'ya, biz peygamberlerden hiçbirisini ayırmayız imanda ha. Amenna Resulü Ekrem dinliyorsunuz. La nüferrigu beyne ehadim mir rusuli. İmanda hiçbir peygamber ayrılmaz. Ben şu peygambere iman ettim ama onu kabul etmiyorum dersen imanın gider. Bütün peygamberlere hepsine ayırmadan hepsine iman ediyoruz. Elhamdülillah. Allah bu imanımızı daim eylesin. Bizi ayırmasın imandan. Onun için biz her akşam bu Amenna Resulü'yü dinliyoruz, okuyorlar hoca efendiler de. Biz hiçbir peygambere, Musa'ya da, İsa'ya da, bütün peygamberlere, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlere imanımız tam ve sağlam olması gerekir. Başka türlü olmaz yani. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldi, Yahudilere sorunca siz ne oruç tutuyorsunuz diye, onlar da biz Hazreti Musa Firavun'un şerrinden Muharrem ayına olunca kurtuldu. O iyi namaz oruç tuttu. Biz de oruç tutuyoruz deyince Hazreti Peygamber Efendimiz biz size onların daha yakın dedi. Ama Resulullah bir şey söyledi. Buna dikkat edin. Yahudilere benzememek için Muharrem ayının 9. günü 10. güne veya 10. günü başlayanın 11. günü 2 gün. Yahudilere başkalarına benzememek için, onlarla bir olmamak için ya 9. günü, Muharrem ayının 9. günü çarşambaya geliyor. Önümüzdeki çarşambaya. 10. günü perşembe günü. Çarşamba günü oruca başlayan perşembeyi de tutsun. Yok, perşembe günü oruca başlayan cumayı da tam eder. 2 gün bunlara benzememek için 2 gün oruç tutarsanız en büyük sevaba nail olmuş olursunuz. Bir de şunu anlatayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'nin 2. senesinde Ramazan orucu farz kılındı. Biliyorsunuz onu söyledim yani. Peygamberimiz Efendimiz Ramazan orucu müminlere farz kılındıktan sonra Resulullah dedi ki Muharrem ayında isteyen oruç tutar, istemeyen tutmaz. Yani serbest. Serbest bıraktı.
Yani isteyen Ramazan ayının, Muharrem ayının içerisinde oruç tutar, isteyen tutmaz. İsteyen tutmasın. Ama bu neden meydana geldi? Müslümanlara Ramazan orucu farz kılındığı için Resulullah o farz değildir, artık bundan sonra nafiledir. İsteyen tutar, isteyen tutmaz diye serbest bıraktı. Ama onun hakkında birçok hadis-i şerifler var. Bu sebepten de tutmanızı tavsiye ederiz. Muharrem ayı içerisinde 9. günü 10. güne veya 10. günü 11. güne ilave ederek 2 gün oruç tutarak sevap kazanmanızı tavsiye ederiz. Ali İbn Abbas, Hazreti Abbas radıyallahu anh'dan bir rivayet davir, Hazreti Abbas'ın oğlundan. Leyse li yevmin fadlu ala yevmin fi sıyami illa şehr Ramazan. Yani günlerin içerisinde en faziletli oruç tutulan gün Ramazan ayıdır. Ramazan ayı farz. Birçok insanlar açık açık yiyor ama onun ne kadar değerli, ne kadar kıymetli, ne kadar mübarek olduğunu bilseler var ya, o Ramazan orucunu hiç kimse terk etmez. Ama insanlar birçok şeylerin kafesinde. Onlar diyorlar ki ahirete varınca her şey halledilir. Ve yevme aşuraya, aşure günü de oruç tutmak. Evet. Bunları böyle en faziletli gün olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere haber vermiştir. Cenab-ı Hak bu mübarek ayın içerisinde oruç tutarak, namaz ve ibadete devam ederek fazilet kazanan kullarının eylesin. Birçok insanlar diyorlar ki hani boş ver diyorlar, bu günler dünya hayatı böyle. Bunları da yaşayalım. Ahirete vardığımız zaman Allah kerim. Ne olursa olsun diyor bazı insanlar. Halbuki ayeti kerimelerde hiç onların dediği gibi demiyor. Ne diyor? Ve vud'al kitabu. Herkesin kitabı eline verilecek kardeşim. Kitap ne? Amel defteri. İki tane omzumuzda iki melek var. Hep bazıları dinliyorsunuz da belki gevezelik yapıyor demeyin yani. İki tane melek var. Birisi sağımızdaki sevap, zerre kadar iş sevap işleten yine orada yazıyor. Solumuzdaki de günah yazıyor. O da ne yaparsan zerre kadar günah işlesen, tövbe etmesen yazıyor. Bu devam ediyor. Bu defter ölünceye, bunu uçağından itibaren başlıyor bu meleklerin vazifesi. Ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar devam ediyor. Ruhun teslim etti, defter dürüldü, tamam, yerine makamına teslim edildi. Bu böyle devam ediyor. Kıyamet gününde çağırıyor. Ey insanlar gelin, amel defterlerinizin yazılı olan kitabı alın. Herkese çağrılacak, herkes koşacak. Herkes alacak kitabını. Kimisi sağ elinden, kimisi sol elinden alacaklar. Kitabını alacak. Hiçbir fert yok ki kitabını almasın eline. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan dünyaya gelen son insana kadar siyahı, beyazı, kırmızısı kim olursa olsun insan olan herkes o kitabını eline alacak. Ve diyecekler ki oku kitabını. Herkes kitabını kendisi okusun. Ya ben okuma yazma bilmiyorum. Öğreneceksin. O kitabın senin eline veren sana o kitabı okumaya da kabiliyet verecek ve alacaksın kendi kitabını, amellerini o kitabın içinde görecek. فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مَا ف۪يهِ. Onlar kitabın içindeki günahlarla dolu olduğunu görenler şöyle diyecekler. Ya veyleta, ya veyletena, ya veyletena, keşke, keşke, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Şu kitap bana verilmeseydi. Keşke bu kitabı görmeseydim. La yugadiru sagiraten ve la kebiraten lasa. Ne küçük ne de büyük. Hiçbir şey bırakmamış. Hepsini yazmış. Küçük ve büyük. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre miktarı, zerre nedir biliyor musunuz? Hani bazen pencereden böyle güneş odanın içine sızdığı zaman o güneşin geldiği yere baktığı zaman içerisinde küçük küçük zerrelere görürsün. İşte ona zerre derler. Onun kadar hayır da varsa, onun kadar şer de varsa hepsi bu kitabın içerisinde var. La yugadiru sagiraten ve la kebiraten lahsa. Ne küçük ne de büyük. Hiçbir şey bırakmamış, hepsi yazılmış bu kitabın içerisinde. Keşke bu kitabı görmeseydim, verilmeseydi bana diye feryat etmeden önce müminler, uyanalım, uyanalım. Gaflet içinde gidiyoruz ha. Gaflet içinde gidiyoruz.
Kusura bakmayın. Sabah namazına Sümbül Efendi taş çatıda iki saf cemaat oluyor burada. Ha bu koca camide, merkez camii burası, merkez. Burada iki saf cemaat oluyor. Peki bu insanlar nerede? Bu mahallede o kadar iki safta insan mı var? Yok. Niye? Hor. Buraya kafayı horul horul uyuyor. Kardeşim burada uyursun da orada oyanacaksın ama burada oyan da orada uyu, zararı yok yani. Burada oyan. Ve vecedû mâ amilû hâdıra. Bütün yaptıklarını hazır olarak bırakacak ayet-i kerimede. Ve vecedû mâ amilû hâdıra. Bütün yaptığı her şeyin o amel defterine yazılı olduğunu görecektir. Ve lâ yazlimû rabbüke yehadâ. Allah hiçbir kuluna zulmetmez. Allah Celle Celaluhu hiçbir kuluna zulmetmez. Hurma yemişsinizdir. Getirenlerden. Hurmanın çekirdeğinin kenarında şöyle küçücük bir yarık vardır. Avını içini dolduracak kadar bile Allah kuluna zulmetmez. Herkes kendi kendine, biz yapıyorsak kendi kendime zulmederiz. Allah zulmetmez. Allah zalim değil asla. Allah hiçbir kuluna zulmetmez. Ey Müslüman, Müslümanlar uyanalım. Müslümanlar hayat gidiyor. Saçımız sakalımız bembeyaz oldu. Simsiyahtı. Bak. Saç sakal bembeyaz oldu. Dizlerimiz tutmuyor. Kamburlaştık. Aklımızı başım. Dünya hayatı gidiyor. Dünya hızla gidiyor. 100 kilometre, 150 kilometre bir arabanın gittiği hızdan daha çabuk geçiyor. Onun için dünya hayatı bitmeden önce lütfen şöyle kafanızı alın elinizin içerisine. Şöyle bir düşünün ya. Düşünüyorsunuz ya bu ay nasıl geçineceğim? Parayı koyuyorsun, bir de nasıl geçineceğim? Ya şuraya şunu versem, buraya bunu versem, bunu. Dünya hesabında öyle ince teferruat, elimizde kalem, şöyle yapıyoruz. Hep bunları düşünüyoruz. Ya bir de ahireti düşünelim kardeşim. Fani olan dünya hayatını düşündünüz. Bir de ahireti düşünelim kardeşim. Ahiret gelmeyecek mi zannediyorsunuz? Yemin billah ediyorum ki ölüm hak, ölümden sonraki hayat da haktır. Zaten ona iman etmeyen Allah muhafaza Müslüman değildir. Onun için Cenab-ı Hak Teala ve Hazretlerini o gün gelmeden önce bak mübarek günlerdeyiz. Az evvel ne dedi hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz? Muharrem ayında bir gün oruç tutan geçmiş senenin bir senelik günahlarına kefaret diyor. Bir gün oruç tutacaksın ya. Bir gün. Ama biz diyoruz ki onlar oruç tutacak ama Ramazan ayında oruç tutmuyor ki birçok insanlar. Koca Ramazan geçiyor ya. Allah her gününe fazilet doldurmuş. Her gecesine fazilet doldurmuş. Bugünlerde insanların, küllüm insanları, Beni Kelp kabilesinin koyunlarının, tüylerinin sayısınca insanları affedeceğini hadis-i şerif belirtiyor. İnsanlar ne zaman, ne zaman uyanacağız? Ne zaman aklımız başımıza gelir? Sokağa çıktığınız zaman bu gezen insanlara acaba Müslüman diyor. Şimdi donsuz oldum illa, kusura bakmayın yani. Ben acı konuşacağım. Yaşlısı, eskiden küçük çocukların dizlerine kadar pantolon şeylerdi. Şimdi koca koca adamlar avret mahalleleri meydanda sokakları hiç en ufak bir şey yok. Tın yok yani. Öyle geziyor akşama kadar. Kadınlarımız desen yakası açık, aşağısı açık, yatır açık. Nasıl Müslüman diyeceğim bunlara? Allah rızası için Müslüman deyin mi demeyin bunlara? Nasıl Müslüman diyeceğim bunlara? Ya müminler uyanalım. Uyanalım. Bir gün uyaracaklar bizi ama o zaman işten geçmiş olacak. O gün gelmeden önce aklımızı başımıza toplayalım, uyanalım. İşte ayet-i kerime estağfirullah. Yevme yeb'asuhumullahu cemen. Yevme o günde, kıyamet gününde. Yeb'asuhumullahu. Hepinizi dirilteceğim diyor Cenab-ı Hak. Herkes dirilecek. Öldü, toprak oldu, gitti. Yok kardeşim. Toprak olmayacaksın. Bir zerreden yaratan Allah yine seni de beni de hepimizi yaratacaktır. Ya insan anne rahmi düşen o zerre, meydana geldiğimiz zerre var ya, gözle göremezsin onu. Kocaman mikroskopun altında görebiliyorsun. Allah o gözle görülmeyen, şu gözlerimiz iki tane gözümüzde görülmeyen, zerreden seni de beni de yaratan Allah yine yaratacaktır. Yine diriltecektir. Bak ne diyor? يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيًا. Hepinizi tekrar dirilteceğim diyor. فَيُنَبِّيُمَّ عَمُلُوا. Size haber vereceğim. اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوا. Siz yaptıklarınızı unutacaksınız. Aman sen de 50 sene önce yaptım onu. Yok kardeşim, sen unuttun ama Allah unutmadı. Bilgisayar diye bir şey var bugün. Hatta bak gayet kolay. Bilgisayarın tuşlarına basıyorsunuz,
neler meydana geliyor. Vatandaşlık numarasını giriyorsun bir daireye, vatan numarası soruyor öncesine, vatan numaranı söyle bakalım. Seninle vatandaşlık numarasını söylediğin an bilgisayara bir giriyor, senin cemazel evveli neyin var neyin geçmiş hepsini sana haber veriyor. Ya insan bunu yapardı, Allah bundan aciz mi kardeşim? Bu aklı veren insana Allah'tır. Bu icadı veren Allah'tır. E peki Allah kullarına bu kadar akıl veriyor da kendisi senin benim yaptığı ameli unutacak mı? Ehsâhullâhu ve nesû. Ehsâhullâhu ve nesû. Siz unutmuş olsanız da Allah onu bir bir sayarak karşınıza getirecek diyor. Onun için aklıma sığmıyor. Vallahu alâ kulli şeyin şehîd. Allah her şeye şahittir. Allah-u Teala Hazretleri bizleri Cenab-ı Hak doğru olan İslam'ın yolundan ayırmasın. Dualarımızı kabul eylesin. Mübarek aşure gününüzü hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Allah-u Teala Hazretleri o günlerde yapılan ibadetlere bizi de ortak eylesin, nasip eylesin, mahrum etmesin Cenab-ı Hak. Allah hepinizden razı olsun. Ezan duasını okuyalım. Fatiha diyelim. Ezan okundu. Allahümme Rabbe hâzî da'veti tâmmeh ve salâtil qâimeh. Âtiz Muhammedin vesîlete vel fadîlete ve derecetel rafî'atel âliyeh. İlahi ve ba'thu meqâme Muhammeden illezî ba'atteh. İnneke lâ tuhliful mi'âd. Bir rahmetke anımar rahim. Thank you.